Arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Biliyorsunuz sabah Erzurum'a geldim. Bugün de videoda Erzurum sokak lezzetlerini deneyeceğiz. Biliyorsunuz Erzurum sokak lezzetleri derken aslında Erzurum lezzetleri derken ilk akla gelen cağ kebabıdır. Ben de cağ kebabını yemeye geldim. Cağ kebabını 3. yiyişim. Daha önce başka şeylerde de yemiştim. Ama asıl yerinde yemek daha da önemli kesinlikle. Ben de Erzurum'da Yegör'e geldim. Daha bir sürü isim vardı ama tercihim Yegör'den yana oldu. Şimdi oraya geldim. Şöyle eti görüyorsunuz. Maşallah maşallah. Bildiğin protein ya. Protein yani. Şöyle servis ediliyor. Şöyle lavaş var. Mezesi var. Salatası var. Sonrasında soğanı var. Görüyorsunuz. Bu bal gibi yiyeceğiz. Geldik buraya işte. Bunun yanına anca su içilir arkadaşlar. Daha başka lezzetleri de var. Kadayıf dolması var. Pekmezli. Baklavası var. Getir ağzıma kardeşim. Eliminen dayı eliminen. Eliminen dayı eliminen. Ağzım küçük olduğu için çok zor aldım o yüzden. Ama yiyebildim hemen. Şunu şöyle ağzıma sokmak istiyorum ama. Tabii yiyelim. Şimdi birazdan da gideceğiz. Şu arkada yapıyorlar. Orada da biraz düşüncelerini alacağız. Bu neyin yani hayvanın neresi ya da atıyorum nasıl yapılıyor biraz bilgi de alalım. Ben de merak ediyorum. Erzurum'a da ilk gelişim. Bunu da merak ediyorum. O zaman sokak lezzetleri başlasın. Bayağı iyi. Ya, ya. Kurşun atar kurşun yerim. Yerinde yemek daha güzel arkadaşlar. Fark ediyor. Abi sen bizi şişlesene. Biraz seri gidiyoruz biz. Hızlı hızlı yiyoruz. Sonra sana baktım dedim dur ikişer ikişer vereyim. Eyvallah. Beraber. Cağ kebabı burada yapılıyor. Şimdi arkadaşımız bize bahsedecek biraz. Hayvanın neresi oluyor burası? Abiciğim kuzudan kol, but, kaburgasını kullanıyoruz. Tamam. Hayvanın kendi yağını. Çocuk yağı kesinlikle kullanmıyoruz biz. Odun ateşinde üstünü pişirip kesiyoruz cağlara. Cağlara kestikten sonra yan taraftaki ocağımızda kömürde altını iyice pişiriyoruz. Bu şekilde servis ediliyor. Valla mis gibi. Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Ben de zaten spor yaptığım için de benim için tam bir protein kaynağı. Evet. O yüzden iyi oldu. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun abicim benim. Sağ ol canım benim. Şu şekilde ince bir şekilde takıyoruz. Bu şekilde. Et dönmesiyle şu şekilde sabitleyebiliriz. Eti şöyle sabitledik. Evet. Sonra da bu şu şekilde cağımızı kesiyoruz. Buradan kestiğimizde altı çiğ olduğu için cağ bu sefer de altını pişiriyoruz. Altını pişiriyoruz. Evet. Genelde Erzurum'da cağ tartarı yerler ama dışarıdan gelen müşterimiz çok çiğ olduğu için pişkin cağları tercih ediyoruz. Ama tatarlar dedim daha çiğ değil. Evet. Tatar dediğimiz şu şekilde. Ha, altı bu. Evet. Şöyle bir tane daha gösterebilirim istiyorsanız. Tamam olur. Ben de hazırlanıyorum. Bayağı hevesliyim arkadaşlar yani. Evet. Kolay gibi görünüyor ama bence özel bir tekniği var bunun. Yaptıkça anlayacağız büyük ihtimalle. Şöyle. Güzel bir tekniği var bunun yani. Şöyle bir yaptık. Sıcaklıkta aslında iyi oluyor değil mi? Evet. Kışın mesela üşümüyorsunuz. Evet. Kışın üşümüyoruz ama yazın da gördüğünüz gibi üşüyoruz. Bu şekilde. Erzurumca bu şekilde. Tatar yaptı. Üstü pişkin, odun ateşinde, altını da kömürde pişiriyoruz burada bir daha. Evet. Siz de deneyeceksiniz galiba. Tamam. Şöyle buyurun, dikkat edin parmağınıza, elinize. Tamam. Şöyle pişkin yerinden alın. Pişkin yerinden. Evet. Şunu sok. Bir saniye, şöyle çok kalınlayın. Şöyle biraz havaya doğru. Bıçağı geçirin, dikkat edin. Yavaş biraz. Şöyle. Evet, o şekilde. Biraz daha ince böyle sokacağız. Ben çok evet. Derin sokuyorum şöyle. Biraz daha ince oldu. Oo. Çok ince oldu. Aynen. Aynen o şekilde. Şöyle. Evet. Bu tarz oluyor. İlk denemeye göre yine ilk denemeye göre iyiydi. Şuradan evet. Da pişmiş var biraz. Evet. Şu
Uran da almaya çalışayım. Anlamadım. Ama hepsi üstünde kaldı. Sonrasında şöyle yok. Olacak gibi. Evet. Şurası pişmiş. Pişmiş olmayan taraf. Evet. Sonra aynen. Buraya getirip koyuyoruz. Şöyle. O şekilde. Altı burada bir daha pişiyor. Bayağı özel bir tekniği var demiştim. Çok kolay görünüyor ama zor yani. Çünkü oradaki ayarı tutturmak önemli. Bayağı zor. Vallahi ustam sen iyisin bu konuda. Ben çok fazla karışmayayım. Evet abi. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar sokak lezzetlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet üstümü değiştirdim ikinci günde. Çünkü bir güne Erzurum'u sığdıramadım. İkinci günde Erzurum'dayım. Şimdi sokak lezzetlerini, Erzurum'un lezzetlerini çekeceğiz. Şu an neredeyim? Erzurum Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri Divanı Gazi'deyim. Şimdi burada Erzurum pidesi geldi. Şuraya da su böreği geldi Erzurum'a ait. Ve olmazsa olmaz çay tabii ki de. Şimdi bunların tadına bakacağız nasılmış. Arkadaşlar normal pide dışında farklı tadı, böyle diyebilirim. Anlatılmaz yaşanır, gelin yiyin yani. Gaziantep Divanı Gazi'de yedik. Şimdi burada da su böreği var. Su böreğinden yiyeceğiz işte. Şöyle bir porsiyon geldi. Ispanak var içinde, değil mi? Başka ne var bunun? Ispanak var. Peynir ve maydanoz. Peynir, maydanoz. Ispanak sanırım. Maydanoz ve peynir varmış. Maydanozlu peynirli. Şimdi de ondan yiyeyim. Bakayım nasıl. Arkadaşlar bayağı iyi, lokum gibi. Yani lokum gibi yani. Lokum gibi. Efsane, efsane. Bu güzel böreğin üstüne anca güzel bir Türk kahvesi gider. Oo, yarasın. Şu karşıyı size göstereyim bak. Görüyor musunuz? Koskoca Erzurum arkadaşlar işte. Şöyle 15 kilometrelik bir çember düşünün. O çemberin içinde koca bir şehir. Ya işte Erzurum arkadaşlar. Ova. Koskoca ova. Görüyorsunuz sert karasal iklimi olan, kışları adamı üşüten, yazları serinleten bir Erzurum. Erzurum su böreğinin özelliği arkadaşlar ince olması ve Erzurum'un kendi çeçil peyniri var. Onun çeçil peynirinden yapılıyormuş. İp incecik böyle. Şehirde İstanbul'da yediğimiz o kocaman böreklerden değil. Onları unutun. Tamamen farklı. Böyle lokum gibi gidiyor yani. Resmen lokum gibi gidiyor. Ve tereyağlı olması kesinlikle. Peynir aynı zamanda tereyağlı. Bu kadar değil mi başka? Böyle. Su böreğinin özellikleri bu. Kardeşimle pide keyfs. Nasıl buldun tadını? Tadını nasıl buldun? İyi buldum. Güzel mi? Evet. Oğlum, tabyalara mı gider? Al. Bunun da hamuru ince. Bir tane de sana vereyim. Aa. Güzel mi? Güzel. Ama sen daha güzelsin. Evet. Kameraman. Kardeşim sen de ya. Kameramanın ağzı küçük arkadaşlar. Biraz zor aldı. Getiriyorsan yok şöyle ince hamuru. Zaten burası hayvancılığın kalbi olan bir şehir. Etsiz kıymasız olmaz. Bu da güzel. Yani bunu normal bir şehirde de bulabilirsiniz bence ama o su böreğini asla bulamazsınız. Erzurum su böreğini asla bulacağınızı düşünmüyorum ben. Ama bunu normal bir şehirde bulursunuz. Dediğim gibi güzelmiş ama bu da. Bunu da ekledik listeye. Erzurum'un bir diğer lezzetlerinden olan kadayıf dolmasını yemeye geldik. Kadayıf dolması nasıl yapılıyor? İçinde neler var? Şimdi onları soracağım. Kadayıf dolmasının içinde neler var? Kadayıf dolmasının içerisinde ceviz var. Tamam. Zaten elde dökme kadayıftan yapılmaktadır. İçerisine ceviz konulmaktadır. Elde sarılır. Yumurtalanır. Başta şöyle yumurtalanır. Nasıl söylesem. Böyle kayık bir tabağa bırakılır ve yumurtası süzülür. Yumurtası süzüldükten sonra da kızgın ayçiçek yağına atılır. Hı-hı. Ayçiçek yağında da hani belirli bir ateş süresince kızartıldıktan sonra da soğuk şerbeti atılır. Soğuk şerbet. Evet. Yani çünkü kadayıflar sıcak, şerbet soğuk olur. Hı hı. Tabii ki sonrasında zaten böyle bir lezzet ortaya çıkıyor. Ay maşallah. Erzurum'un
Bu da Erzurum'un bir diğer tatlısıymış, evet, arkadaşlar. Bu da pekmezli baklavamız. Pekmezli baklavası. Şerbetli pekmezdir. İçerisinde ceviz ve fıstık bulunmaktadır. Hı hı. Bu da normal hani baklava yufkasında yapılmaktadır. Bu da yani patenti de bizde. Bunun da patenti Erzurum'da arkadaşlar. Pekmezli baklavayla kadayıf dolmasını yemeye kesinlikle ihmal etmeyin. Tatlarına kesinlikle bakın. Şöyle. Burada da Erzurum'a gelen ünlüler var arkadaşlar. Acun gelmiş mesela. Hülya Avşar var. Sonra diğer ünlüler burada var, görüyorsunuz. Şurada. Şunu tanıyorsunuzdur zaten. Görüyorsunuz. Şöyle böyle. Evet, burada üstadlar burada kadayıf dolması yiyor ünlüler. Oyuncular gelmiş buralara. Acun da zaten bildiğiniz gibi en best Erzurumlulardan. Şöyle arkadaşlar. Bunun yanına da güzel bir çay gidecek. Efsane. Çayla birlikte çok iyi gidiyor. Patent Erzurum'a ait. Bakın. İçinde kocaman ceviz var. Efsane. Arkadaşlar, Erzurum lezzetlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Erzurum evlerinin önüne geldim. Burada tarihi bir yer, Erzurum evleri var. Burada lor dolması yiyeceğiz, kete yiyeceğiz, diğer lezzetleri yiyeceğiz. Merak ediyoruz. Duç çulamamız hem tatlı olarak hem de tuzlu olarak servis ediliyormuş. Yani akşam da yiyebilirsiniz, sabah da yiyebilirsiniz, kahvaltıda da yiyebilirsiniz. Bu da bizim lor dolmamız. Yanında yoğurt veriyorlar. Tuzsuz lordan yapılıyormuş ve üstüne de tereyağı ekleniyormuş. Şimdi bunların tadına bakacağız nasıl diye. Ben ilk defa yiyeceğim. Lor dolmasını daha önce gördüm ama yemedim. Duç çulamasını hiç yemedim ve ilk defa görüyorum yani. Erzurum'a ait patentleri diyebiliriz. Şimdi tadına bakacağım. Yaklaş. Şöyle yoğurumuza banalım. Banamadık. Gözünüz mü kaldı? Ne oldu? Gözünüz mü kaldı arkadaşlar? Şöyle. Alışık olmadığım bir tat. Vallahi alışık olmadığım bir tat. İçinde lor var arkadaşlar. Ben bunun hepsini bitiremezdim, açık konuşayım. Ama tabii ki de yani yenebilir. Yani bir cağ kebabının yanında tabii. Yani ama şöyle bir lor dolması göstereyim size. Tuzsuz lor olduğu da çok belli çünkü tuz hiç yok yani neredeyse. Ama yoğun geldi. Yemezdim ama şu konuştum. Ya bunun hepsini yemezdim. Yani tadım olarak baktık. Bize gelip deneyebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi Emir lor dolmasının tadına bakıyor kardeşim. Ye bakalım. Ben yemeyeyim. İsmail eş güzelciğim de. Nasıl kardeşim? 10 numara. Daha küçük parçalarla yemek lazım herhalde bunu. Ben biraz büyük yuttum yani. Büyük yedim. Yoğurtla da güzel gidiyor. Yoğurtla da güzel gidiyormuş. Zaten lor da bir protein kaynağı aslında değil mi? Mükemmel. 10 numara tuzsuz lor. Ben yerim yani. Akşam yemeği olarak yerim. Çulamasının tadına bakacağız. Kışları çok tercih edilen bir lezzetmiş bu. Farklı bir lezzet arıyorsanız bunu da deneyebilirsiniz Erzurum'dayken. Dediğim gibi duç çulaması bakalım. Burada... Yapalım. Şöyle tekrardan gösterelim. Şimdi şöyle. Bu üzerinde ceviz var. Ceviz var. Şöyle.
Dut var zaten. Dut ve ceviz ikilisi. Bu güzel. Bu güzel arkadaşlar. Bunun üstüne yumurta kırıp kahvaltıda yumurtayla birlikte yiyorlardı. Bence güzel bir sporcu öğünü olur. Çünkü hem ceviz var, hem dut var, hem yumurta var. Evet, biraz çorba gibi duruyor ama güzel bir sporcu öğünü de olabilir bence. Bu güzel, bu kesinlikle tercih edilir. Bayağı güzel. Ya, bu çok tuzlu, nasıl desem, çok yoğun geldi. Tuzluyu keseriz. Bana çok yoğun geldi arkadaşlar. Tuzlu oldu ama yine de yoğun geldi. Gayet iyi. Böyle yumurta kırınca da kahvaltıda yiyorlarmış. Her yerdeki insanlar. Çulamamız da böyle. Arkadaşlar, dut çulamasında ve lord olmasında tereyağı olduğu için, yoğurt olduğu için ve Erzurum'da kışları soğuk olduğu için Erzurum'da insanları sıcak tutuyormuş. O yüzden lord çulaması, lord olmasını ve dut çulamasını tercih ediyorlar. Lord olmasını yerken de özellikle yoğurtla birlikte yiyince daha hafif oluyor ve tam anlamıyla lezzetine kavuşuyorsunuz. Bu da böyle eklemiş olalım. Erzurum'un tarihi yerlerini gezdiğimiz Erzurum'da bulunduğum günleri vlogladığım videoya hemen şu yukarıdaki bağlantıdan ilk karttan ulaşabilirsiniz. O videoyu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz YouTube kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka hangi şehirlerde lezzetler görmek istiyorsunuz? Onları da yorumlara yazın. Hep birlikte gidelim, gezelim, lezzetlerine bakalım. Görüşmek üzere.